Aa. Şey Allah'ım. Ama burası benim evimin dibi. Hayır yani ben bilseydim buraya geleceğimizi. Bak şimdi. Aa. Ay ben hiç gelmezdim ki sizin oralara kadar. Vakit kaybettim vallahi o kadar işimin arasında. Sözleşmeyi imzalamamız gerekiyordu mu? Ay canım ilahi yani sözleşmeyi siz getirdiniz. Ben burada da imzalardım nedir? Emlak komisyonundan mı kaçacağım? Ayıp ediyorsunuz yani. Ama bu prosedür gereği. Aman bırakın Allah aşkına yani. Bazen bir söz bin tane imzadan daha değerlidir. Yani bence öyledir bilmiyorum. Ay merhaba. Ay merhaba Aynur. Ay. Ben de sana uğradım. Akşam için yardım edilecek bir şey var mı diye. Ay yok, çok sağ ol. Hiçbir şey yok. Ben zaten akşamdan hazırladım her şey. Tamam da sadece fırına koyulacak şeyler var, o kadar. Ay yani geldim hep böyle üst üste gelir ya, iki ayağım bir pabuca girer. İllaki böyledir. Yani ev bakacağım diye sabahtan kalktım emlakçıya gideyim diye. Ta Serence Bey'e gittim. Emlakçının benim getire getire getirdiği yere bakar mısın? Buyur. Burada olması şans mı? Yani şans da canım. Yani sabah sabah koştur koştur oldum. Hangi ev olduğunu bile sormadım da. Hangi ev? Köşedeki turuncu ev. Neyse ben seni tutmayayım. Hadi işim var, daha pazara gideceğim. Hadi. Tamam hadi güle güle. Aynur. Handan Hanım da geliyor muymuş? Gelmez olur mu? Ama gelsin tabii canım, iyi yani. Ay, ne de olsa ilk defa aileler resmi olarak bir araya geliyor. Hani. Bir şey demedim canım. Neyse hadi, hadi işine bak. Hadi. Aman be herkes kendi derdinde. Hangi ev dediydiniz? Şu köşedeki ev. İki oda bir salon. Temiz ve bakımlı. Ama burası mı? Hey Allah'ım ya Rabbim. Hala Hanım'ın evi? Mal sahibi Ömer Tarener. O veriyor kirayı. Ömer Bey burada mı? Tanıyor musunuz? Evet tanıyorum da kendisi burada mı? Evde mi şimdi? Ha yok. Anahtarı ofise bıraktığından beri hiç uğramadı. Arada bir arıyor telefonla. Ha. İstanbul dışında herhalde. Çünkü karavanını sürekli bizim oraya koyduğu için ama uzun zamandır gelmiyor onun için. Demek ha. Bu ev öyle mi? Buyur. Ha. Hay Allah görüyor musun? Amirim, Deniz Norton'un kasayı kiraladığı tarih yurt dışına çıktığı tarihle aynı. Yani saati saatine biliyoruz kasayı ne zaman kiraladığını. Ama bundan sonrası bizim için daha zor olacak. Kaç günlük arama yapılacağı belli değil. Evet, değil. O yüzden de o tarihten itibaren bütün kayıtlar incelenecek. Ama bunun için önce savcılıktan izin lazım. Bunun için ayrı bir yazı yazacağız. Mahkeme kararı bile gerekebilir. Evet, gerekebilir. Amirim sizden rica ediyorum. Olabildiğince bu süreci hızlandıralım lütfen izin sürecini. Çünkü ben inanın çok yaklaştım. Çok yakında çözeceğim bu olayı. Efendim ben sizi 5 dakika sonra arayayım mı? Olur olur. Sağ olun, sağ olun. Alo. Gitti. Ne çabuk gönderdin? Benim bir numara yapmama gerek kalmadı zaten. Kendiliğinden gitti. Babasıyla halletmesi gereken bir iş varmış. Fırına gitti yani. Evet, merak etme uzun sürebilir dedi bana. İyi tamam, geliyorum ben. Bir şey değil. Şunun şurasında ne var? Bir ay bir şey. Göz açıp kapayana kadar gelir. Kuzey pek dillendirmek istemiyor. Ya şimdiden huzursuzluk çıkarmanın manası yok. Ya herhalde düğün müğünü öyle istemezler. Yani ne bileyim öyle sessiz sedası bir nikah kıyılır. Belki hani aile arasında yemek falan yenir. Öyle şaşalı bir şey istemezler. Bir şey yapmadan da olmaz. İnsanın hayatında bir kere olur böyle bir şey. Kısmet. Sana çektiyse. Fesubhanallah, fesubhanallah. Ne kadar sessiz sedasız halletmeye çalışsak da gelin alıyoruz sonuçta. Ya bir şey takmak lazım. Tamam, neyse vazifemiz üstümüze düşen yapacağız. Akşam yemeğe giderken de elimiz boş gitmeyelim. Ben anlamam öyle işlerden, sen alırsın bir şeyler işte. Tamam, ben hallederim. Para vereyim ben, dur.
Al şunu. Merhaba. Hoş geldin Aynur. Merhaba. Biz de işte kuzeyin nikah günü almış da bir şey takmak lazım falan diyorduk. Yani bir bilezik alacağız burada. Aa, evet. Ben ayarlamıştım biliyor onu. Şöyle güzel bir set almayı düşünüyorum. Neyse canım, ne alınacaksa alınacak işte, ne takılacaksa takılacak. Tamam. Ben alırım, ikimizin adına takarız. Siz kendi hediyenizi alın tabii. Biz ayrı takarız bizimkini. Akşam Gülten Hanımlardaymışız. Ya evet. Gecikmiş aile toplantısına gideceğiz. Neyse ben kalkayım. Akşam görüşürüz. Böyle günlerde mecburen görüşeceğiz. Hayırlı işler. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ ol yenge. Otursana Aynur. Yok, ben pazara gidiyorum. Param var benim. Ulan ne yap? Ne oyalanıp duruyorsun oğlum orada? Baksana hamurlara. Kurabiyeleri şey yapacağım. Ulan cevap verme, cevap verme. Merhaba Sami amca. Hoş geldin kızım. Gel. Büyük bir işe hazır mısınız? Neymiş o? Şimdi biz Cemre'yle bir mezuniyet organizasyonu yapıyoruz da... Bu davetin bütün ikramını size yaptırmak istiyoruz. Olur. Listemiz uzun. Olsun. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.